Evet, şimdi Hatay'da kalalım biraz daha. Depremzedeler kırsal alanların da merkezlere oranla görmezden gelindiğine dikkat çekiyorlar. Şimdi Çardaklı Mahallesi'nde Artı TV ekibinin yaptığı röportajı da paylaşalım. AFAD nerede bilmiyoruz. Hatay Defne'den bir depremzede ard arda gelen depremlerde yıkılmış kentten sesleniyor. Bugüne kadar daha barınma sorunu halledilmedi. Çözülmeyen sorunların başında çadır geliyor. Geç gelen çadır sayısı ailelere yetmedi. Depremzedeler seralarda kalmaya başladı. Yani şu anda köyün %70'i, %75'i evleri hasarlı ve zarar gördü. Yani oturulamaz halde. İlk andan itibaren şu ana kadar çadır, barınma ve ısınma sıkıntısı var. 16 kişiyiz, bir tane çadır geldi bize. Bir çadırın içinde sığabileceği vatandaş sayısı 6'dır. 16 kişi aynı çadırda, bir tane derme çatma seramız var, oraya gidiyor. Bir engelli annem var, yaşlı babam var. Yaşlı bir tane daha teyzemiz var, bizimle birlikte kalıyor. Burası yardıma ihtiyacı var. Buraya en acil bir şekilde çadır lazım. Depremzedeler kırsaldaki yerleşim yerlerinde sorunların daha ciddi olduğunu, yardımların bu bölgelere erişmediğini belirtti. AFAD'a ulaşamıyorum ben. AFAD nerede ya? AFAD nerede dostum? AFAD nerede? AFAD neredesin ya? Merkezi alanlara yardımlar çok az geliyor ama kırsal alana hiçbir şey gelmiyor. Köyün sıkıntıları şu. Köyün sıkıntıları ilk önce barınma, sonra ısınma. Ondan sonra ısınmadan sonra doğal olarak gıda. Gelmeyen yardımlardan muhalefet de sorumlu diyen depremzede sorunların çözümünü yerel ağlarla ördüklerini belirtti. İktidarın hatası olduğu kadar, sorumluluğu olduğu kadar da aynı zamanda da yani muhalefet partilerinin de şey var, sorumluluğu var. Buranın sorunlarıyla ilgilendik muhtarla beraber, köy etiyle beraber. Temel ihtiyaçlar ve sorunların yanında bir talepleri daha var. Çocukların ve gençlerin eğitimden uzak bırakılmaması. Üniversiteleri açın, liseleri eğitim için eğitim gören bütün gençlerin önünü açın. Niye kapatıyorsun üniversiteleri, ben anlamıyorum ya. Bizim bilim adamlarına ihtiyacımız var. Bir kuşak eğitimsiz kalacak.